Merhabalar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle orta seviye gramer konularını öğrenmeye devam ediyoruz. Unit 24 Will be doing and will have done. Will be doing arkadaşlar yapıyor olacağım. Will have done ise yapmış olacağım arkadaşlar. Şimdi kullanım alanlarını örneklerimizi çoğaltarak daha iyi anlamaya çalışalım. Study this example situation, yani aşağıdaki örnek durumları çalışalım. These people are standing in a queue to get into the cinema. Bu insanlar sırada bekliyorlar sinemaya girmek için. Half an hour from now, şimdiden yarım saat sonra, the cinema will be full. Sinema dolu olacak. Everyone will be watching the film. Herkes filmi izliyor olacak. Yani izliyor durumda olacak anlamında kullanılıyor. Will be watching. 3 hours from now, yani şimdiden 3 saat sonra, the cinema will be empty. Sinema boş olacak. The film will have finished. Film bitmiş olacak. Everyone will have gone home. Herkes evine gitmiş olacak. I will be doing something arkadaşlar. Bir şey yapıyor olacağım. Bunun gramatik ismi arkadaşlar future continuous tense'tir. Yani gelecek ve devam eden ifadelerde kullanılır. I will be in the middle of doing. Ben bir şeyi yapmanın tam ortasındayım. Yapacağım ifadesinin, yani ben onu yapıyorum, yapacağım ifadesinin yapmanın tam ortasındayım demektir. This time next week I will be on holiday. Ben gelecek hafta bu zaman tatilde olacağım. I will be lying on the beach or swimming in the sea. Ya kumsalda yatıyor olacağım ya da yüzüyor olacağım. Denizde yüzüyor olacağım. You have no chance of getting the job. Senin işi elde etmenin hiçbir şansı yok. Yani o konuda hiçbir şansın yok. You will be wasting your time if you apply. Eğer başvuru yaparsan zamanını boşa harcıyor olacaksın. Compare will be doing and will do. Yani yapıyor olacağım ifadesiyle yapacağım ifadelerini karşılaştıralım diyor. Don't phone between 7 and 8. 7 ile 8 arasında telefon etme. We will be eating. Yani yeme işleminin tam ortasında olacağım diyor arkadaşlar. Hani biraz önce diyoruz ya, I will be in the middle of doing. Yani yapıyor olma işleminin tam ortasında olacağım demektir bu. Yani yemek yiyor olacağım. Let's wait for Liz to arrive and then we will eat. Liz'in varmasını bekleyelim. Sonra da birlikte yiyeceğiz. Compare, karşılaştıralım. At 10 o'clock yesterday, dün saat 10'da, Tina was in her office. Tina ofisindeydi. She was working. O çalışıyordu. Past continuous arkadaşlar. It is 10 o'clock now. Şimdi saat 10. She is in her office. O ofisinde. She is working. Çalışıyor. Present continuous tense. At 10 o'clock tomorrow, yarın saat 10'da, she will be in her office. O ofisinde olacak. She will be working. O çalışıyor olacak. Yani future continuous tense diyoruz buna da. We also use will be ing veya will be doing diyebiliriz buna. To talk about complete actions in the future. Yani gelecekte bütün bir olaylardan, faaliyetlerden bahsederken arkadaşlar will be doing'i kullanırız arkadaşlar. Later in the program, karikatürde görüldüğü gibi, I will be talking to. Programın ilerleyen zamanlarında I will be talking to, konuşuyor olacağım. The government will be making a statement about the crisis later. Hükümet bugün kriz hakkında açıklamalar yapıyor olacak. Yani will be making a statement burada arkadaşlar açıklamalar yapıyor olacak. Yani ifade veriyor olacak. Later in the program I will be talking to the Minister of the Education. Programın ilerleyen zamanlarında ben Milli Eğitim Bakanı ile konuşuyor olacağım. The team's star player is injured. Yani takımın star oyuncusu yaralanmış durumda, sakatlanmış durumda. And won't be playing in the game on Saturday. Ve cumartesi günü oyunda oynamıyor olacak. Veya oynuyor olmayacak da diyebiliriz. When we use it in this way, bu şekilde bu durumu kullanıyor olursak we will be doing is similar to, yani yapıyor olacağım ifadesi şu anlama gelir. Şununla eşit anlama gelir. Will do ve going to do. Will do ve going to do ile aynı anlama gelir diyor. Şu durumlardaymış. Yani bu durumlarda. Bu biraz önce anlattığım durumlarda. I will have done something future perfect tense demektir arkadaşlar. Yani yapmış olacağım ifadesi it will be complete before a time in the future. Gelecekte bir zamandan önce o tamamlanmış olacak. For example, mesela Sally always leaves for work at 8:30 in the morning. Sally iş için sabahleyin saat 8:30'da ayrılır. She won't be at home at 9 o'clock. O saat 9'da evde olmayacak. Çünkü ayrıldı. She will have gone to work. İşe gitmiş olacak. We are late. Geç kaldık. The film will already have started by the time we get to the cinema. By the time arkadaşlar will have done yani future perfect tense'in kullanım alanlarında klasik bir yöntemler arkadaşlar. Hani sınavlara hazırlananlar için bir kalıp hatırlatması şeklinde bilgi vermek istedim arkadaşlar. Yani by the time gördüğünüz zaman will have started ifadesini arayın hemen gelecektir arkadaşlar. Yani biz sinemaya gittiğimiz zaman film zaten başlamış olacak. Compare yani şu durumları karşılaştıralım şimdi. Ted and Amy have been married for 24 years. Ted ve Amy 24 yıldır evliler. Bu neydi arkadaşlar? Present perfect tense. Next year they will have been married for 25 years. Gelecek yıl 25 yıldır evlenmiş olacaklar. Yani 25 yıldır evli olmuş olacaklar. Future tense'te tamamlanmış bir olayı anlatırken kullanıyoruz yani. When their son was born, they had been married for 3 years. Onların oğulları doğduğu zaman onlar 3 yıldır evlilerdi. Yani geçmiş olaylardan bahsederken kullanıyoruz arkadaşlar. Yani çok geçmişte kalan olaylardan bahsediyoruz. 3 yıldır evlilerdi. Onların çocukları doğduğu zaman. Bunu demek ki başka birisi anlatmış arkadaşlar. Bir anlatım ifadesi gibi görünüyor. Evet arkadaşlar burada da arkadaşlar future tense'in biraz daha detaylarına inmeye başladık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi orta seviyeye hitap eden konular biraz daha şekilleniyor, renkleniyor arkadaşlar. Daha fazla detayları öğreniyorsunuz. Daha fazla kullanım alanlarını görüyorsunuz. Ve bunu da daha doğal yöntemle öğretmeye çalışıyorum. Çünkü okumalarla da desteklemeye çalışıyorum. Okumalarla desteklendiği sürece arkadaşlar gramer bilgileriniz daha iyi yerine oturacaktır. Ve bunları daha sık rastlayacaksınız. Daha rastladığınız zaman anlamanız artacak ve okumalardan daha çok zevk alacaksınız. Ve İngilizcenizi doğal bir yöntemle gelişmiş olacak. Bunu da konuşmalarınıza yansıtmanızın çok faydası olacağını düşünüyorum. Ne kadar örneklerinizi çoğaltırsanız arkadaşlar konuşmalarınızda şekillenecek ve renklenecektir arkadaşlar. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Videomuzdan hoşlandıysanız like atmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. İyi günler.